Dağları, Keşiş Dağları. Tam bilseydik okul düzenini yakalardık ama yerini bulamadık yani dün. Bugün bu. Kurtları buldum arkadaşlar. Buraya yabancı arkadaşlar. Oh. Bugün yine böyle uyandık arkadaşlar. Aşırı derece soğuk. Yani en soğuk gün diyebilirim. Köyün sis aldı. O kadar bir sisin soğukluğu var ki konuşmam bile normal değil. Bazı yerler yıkılmış köyde. Aşırı yağmur yağdı. Ardından kuzuları bırakacağız. Öğleden sonra. Şu an kuzuları bırakırsak, yağmur yağarsa kuzular ölür. Gördüğüm en soğuk gün diyebilirim arkadaşlar size. Aşırı bir soğuk ya. Yani şöyle akşamdan sabaha kadar durmadan yağdı. Şu an sürdü arkadaşlar. Tyson var. Şimdi zalımı da sürüye götürüyorum. Zalım yavaş yavaş buralara alıştı. Kuyruk kaldırmaya başladı. Zamanla da buraya alışacak. Tyson'la eş olacaklar ya da keşte. Ve kurtların korku rüyaları olacak. Yani bizim köpeklerin içerisinde kurt yakalayabilecek fizikte ve hızda sadece zalım var arkadaşlar. Zalım. Zalım tazı gibi aynı. Aşırı hızlı. Ve vücut yapısı da buna müsait. Zalım hadi gel. Zalım. Yabancılık çekiyor. Şimdi sahibi falan değişti ya yeri. O yüzden köpek yabancılık çekiyordu ama şu anda yavaş yavaş kendine alışıyor. Şimdi Tyson'ı da yan yana getireceğiz. Gel gel zalım gel. Zalım. Hadi oğlum gel. Hadi. Koku aldı zalım. Ve Tyson'la eş olacaklar. Hadi zalım. Hadi zalım. Tyson'la zalım gördü arkadaşlar. Bir de zalım kardeşi olduğu için zalımı tanıyor. Büyük ihtimalle bırakır bırakmaz başka yerlere gidecekler. İpte köpek tutulduğunu düşünüyor. İpte değiliz. Abi zalım buraya yabancı arkadaşlar. Ama yavaş yavaş kendine geliyor. Zaten birbirini tanırlarsa anlarlar kardeş olduklarını. Birbirleri görmüşlükleri var. Tosun. Siz kardeştiniz. Dosta karşı birleşip düşmana karşı. Dosta düşmana karşı birleşmeniz lazım. Dosta güven, düşmana korku muydu? Nasıl? Tam tersi miydi? Şimdi arkadaşlar birbirlerini bir yerden korkuyor. Bunlar var ya yarım saate kalmaz. İkisi beraber giderler. Bunları iyi tanıyorum. Zalim ve Tyson. Bunlar eş olacaklar işte arkadaşlar. Tyson güçlü, zalim de çok çevik. Zalim. İşte birbirine karışmak istemiyor. Bunlar daha önce boğuşmuşlardı arkadaşlar, ayrıldık. O yüzden biraz birbirine zıtlar ama yani kurtlara karşı yapan köpeklere karşı bir olurlar. Tyson. Zalim da iyi büyümüş. Buraya bayağı bir adapte oldu. Bekleyin arkadaşlar koku aldılar. Böyle bir gidiyor ki. Arada kurt var. Hatta aslında zalim nasıl eş oluyorlar? Önce zalim farkına vardı. Sonra zalim gidiyor diye tersine gidiyor. Ya kurt sırttan baktı koyunlara, zalim gördü. Ya da kokusunu aldı, rüzgar o taraftan vuruyor çünkü. İşte onlar gider bayağı bir gezerler. Tyson'dan zalim. Çok güzel eş oldu arkadaşlar. Birbirine daha güvençleri artacak bundan sonra. Bundan sonra birbirine daha güvenecekler. Ve tutumda sahip çıkacaklar. Şu an alışma evresi. Bizim ekibi bir salalım arkadaşlar. Yıkım ekibi dışarı çıksın. Durun durun sakin olun. Saldırmayın. Gelin 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 gelin.
Oo. Oh. Burası arkadaşlar onlara bayağı bir yaradı. Yavaş olun. Sakin olun ya. Saldırmayın. Burası onlara bayağı bir yaradı arkadaşlar. Yağdığı zaman kuru olan bir yer var. Onun yanı sıra güneş çıktığı zaman da burada güneşten yararlanabiliyorlar. Biraz da yeşillik var içlerinde. Zaten ben düşüneceğimle bir haftaya, iki haftaya bunlar buradan çıkarlar. Çıkar giderler, gezerler. Sonra gelir buraya girerler herhalde. Ekibimiz ilk başta arkadaşlar biraz porsuldu tabii ki. Maalesef çünkü bu yayla koşulları çok kötü, sert. Şu an ekip kendine geliyor. Bir tane zayiatımız oldu. Onu da herhalde benim atamdandı. Biraz sıkışık yere koymuştum. Tavuğu ezmişti. Benden kaynaklanan bir sorun olabilir. Ama hastalık şeklinde ölen falan olmadı. Şunların renkleri falan var ya, harika olacak arkadaşlar. Kerata sen bana mı vuruyorsun? Ne yapıyorsun sen burada? Bak 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 bak. Ekibimiz arkadaşlar günden güne güzelleşiyor. Artık buraya adapte oldular neredeyse. Şşt, şu Volkan'ın yavruları da ne yaman çıktı ya. Bunlar hep horoz herhalde ya. Bilmiyorum ama bayağı bir horoz var herhalde içlerinde. Ekibimiz saldık. Tam burada şu anda 39 tane var. Şimdi yem vereceğim. Acıkmışlar arkadaşlar. Şimdi yemlerini verelim. Kiratalarımız yesinler yemlerini. Buğday getirelim biraz. Burada sularını içiyorlar. Yani bura onlar için şu anda çok harika. Ama ilerleyen süreçlerde ne olur bilemem. Burada sular var böyle. Ama günden güne burada artık güzelleşiyorlar. Yani bu bulduğum yer onlar için mükemmel. Şu an desenleri falan harika ya. Bir koyunu kurt yemiş. Komşularımızın koyunu. Şimdi gidip bakacağız. Şu görünen tepenin oralarda. Biraz yürümem lazım. Sonra drone uçuracağım. Böyle sürüler eve geliyor. Akşam oldu şu anda. Şimdi bir gidip bakalım. Keşke sen gelemezsin. Şımarma. Bakalım kurt var mı? Koyun arkadaşlar. Şu derede bulmuş kurt. Şu derede. Böyle drone uçuracağız. Yalnız güneşin batışı ya, biraz drone'u etkileyebilir. Görüş mesafesi değişebilir. Ben de heyecanlandım. Şimdi bakalım. Şimdi akşam da oluyor ya. Yerçer o bölgede yatar. Şimdi başladık arkadaşlar. Yalnız bu güneş bizi mahvedecek. Şöyle zoom yapa yapa gidelim. Güneş arkamıza alsak. Koyunu boğmuş buralarda bir yerde. Sizin de dikkatli bakmanız lazım. Benim de dikkatli bakmam lazım. Ya bir dediler ya iki tane kurt dediler. Tam net değil. Ben de şöyle bir heyecanla çıktım. Kurt görme umuduyla. Ama kurt görmek o kadar kolay bir şey değil tabii ki. Drone göz gibi değil. Şu anda arkadaşlar o bölgedeyiz. Sırtlarda falan bakıyordur. Çok yaman bir hayvan kurt. Şimdi tabii karanlık oluyor ya. Bir şey gözükmüyor. Peşini bırakmayacağız yani biz de. Şurada bir şey var ama yok. Nerede bu kurt ya? Ozan abi. Nerede tuttu ya? Burada bir şey buldum ama kurt değil tilki. Demek ki leş buralarda.
Kardeşim senin işimiz yok, senin ne çıktı önümüze, bizi yanıtıyorsun ya. Leş burada olabilir. Çok da unutlanmıştım ya. Ozan abi tam nerede ya? Neredeydi tam olarak? Tilki buldum bir tane ya. Tam olarak neredeymiş acaba? Tilki bulduk ya. Ya tilki buradaysa kurt da buradadır da. Leş de buradadır ama. Derelerde mi almışız bir koyunu? Burada bir şey vardı mı bakalım da. Hani nerede nerede? Sırtlara çıkalım bakalım. Neler oluyor? Fazla gitmez o ya. Çok uyanık hayvan. Değişik bir yer yani arkadaşlar. Her yeri tarayacağız. Yapacak bir şey yok. Bizi asıl mahveden güneş. Sırtlardan da izler bizi. Köyü yani. O her şeyi yapabilir. Şu an bir kartalla karşı karşıyayız arkadaşlar. Bu durumu parçalayan kartal bunlar. Siyah beyaz kartal var ya. Tehlike bu ya. Yukarı çıkalım. Bizi bitirir. Kurdu falan artık boş verelim. Drone derdine düşelim. Hızlı modu alıp bir önce gelelim. Bu şakası yok yani. Bu arada barajla arkadaşlar bayağı bir doldu. Daha da dolmaya devam ediyor. Karşımdaki dağlar da Keşiş Dağları. Onlar yan sıra. Kurdu bulmalıydım ya. Bir tane şöyle bir tarama yaparım arkadaşlar. Zoom yaparak. Belki bu şekilde bir karartıcı olursak durumu ölçürürüz. Ama tabi gün akşama döndüğü için bir şey görmek neredeyse imkansız. Kurtları buldum arkadaşlar. 2 tane kurtmuş. Bakın tam önümde duruyorlar. Hiç de hareket etmiyorlar ama. Herhalde çok doymuşlar. Bakın biraz daha yaklaşalım. Herhalde biri leşten besleniyor. Biri de kenarda gözlülük yapıyor. Ha? Kanadı var bir. O ne? Ha, kartalmış arkadaşlar bunlar ya. Ama çok büyük kartallar. Koyun leşini de bulduk. Koyunu kurtlar burada parçalamış. Kurt diye geldim bunlar. O kadar büyüklerdi ya. Bunlar kartalmış. Bunlar çok tehlikeli arkadaşlar. Bunlar drone'a saldıran kartallar. Ama yani uzaktan bile bu kadar büyük gözükmeye beni şaşırttı. Bakın koyunu burada parçalamış kurtlar arkadaşlar. Dün yerini tam bilseydik o kurdu üzerinde yakalardık ama yerini bulamadık yani dün. Bugün buldum. Şu an drone tehlikeli arkadaşlar.
Bunlar saldırgan kartallar. Siyah beyaz olanlar bunlar. Drone'u parçalayan bunlar yani. Çok da büyükler ya. Aynı kurt gibi yani. Bir karalık var orada. Kurt zannettim iki tane ama. Kartalmış. Bir yandan da arkadaşlar gözüm buralarda. Bir yandan gitmek istiyorum geri. Bir yandan da kurdun burada bir yerde olduğunu biliyorum. Gitmek istemiyorum. Ama drone'u tehlikeye atıyoruz. Ama kurt buralarda bir yerde olabilir. Çünkü şu anda günün erken saatleri. Ya kimse daha çıkmadı. Ben çıktım. Kartallar da kurt zannettik geldik ama. Hiç değilse koyunun leşini bulduk. Yani koyunu orada parçalamışlar. Ve kartalların gitmeye niyeti de yok. Orada duruyor yine. Demek ki arkadaşlar. Kurtlar burada değil şimdi. Ama onları en de sonunda bulacağız. Bugün köpekleri ben getirmedim arkadaşlar. Bunlar amcamın köpekleri. Yani yan sürünün köpekleri. Yanıma geldiler. Kurt gelsin diye köpek getirmedik de bunlar geldi yanında. Koyun leşini tam burada buldum arkadaşlar bugün. Yani kurt orada parçalamış. Ama kurdu bulamadık ama kartalları falan bulduk. Arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yılmadan kurt aramaya devam. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.